Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için ormanda Wii oynayacağım. Wii üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şöyle bir başlangıcımızı yapalım. Doldurulabilir iksirle başlamayacağım. 3 can iksirle başlayacağım. Orman dönmesi bazen sıkıntı olabiliyor. Wii aslında rahatça orman dönebilen bir karakter ama ben doldurulabilir yerine 3 can iksirini daha çok tercih ediyorum. İlk olarak maviden başlayacağız. Yeteneklerimiz bol miktarda mana yiyor çünkü maviye ihtiyacınız var erken aşamada. Daha sonrasında pek fazla lazım olmuyor. Orta koridorunuzda büyücü bir şampiyon varsa daha etkili olarak kullanabilirsiniz. Bu arada Zed falan buraya gelirlerse invade'den başarılı çıkarız. Hem Thresh var hem ben varım. Ufaktan bahsedeyim yeteneklerden o sıra. Wii'nin pasifi siz her vuruş yaptığınızda rakibin can barına bağlı olacak şekilde vuruyorsunuz. Pardon, öyle söylemeyeyim. Yetenekleriniz her isabet ettiğinde rakibin can barına bağlı olacak şekilde vuruyorsunuz. Ve tankları eritebilme konusunda Wii'yi bu güçlü kılıyor. Bunun dışında Q skill'de sizin ileriye doğru atılmanızı sağlıyor. Duvarlardan falan geçebiliyorsunuz. Q skill'e ne kadar basılı tutarsanız o kadar fazla menzile gidiyorsunuz. Önünüzde bir rakip şampiyon veya bir orman yaratığı varsa o çarptığınız rakip şampiyonu da savurmuş oluyorsunuz. Bunu da keseriz. Bizim Zed keşke birazcık daha acele etmiş olsaydı burada. Wow wow wow. Benden kaçtı ya. Range'im yetmedi maalesef. Redin'den başlayalım. Redin'i bir alalım. Hazır buraya kadar geldik. İki skor çıkardık. Master'ı bir geri düşürelim iyice. Şu an çarpımız 390 vuruyor. İyi. Flash'a falan hiç gerek yoktu. Burada malzarı da keseriz. Orada durmaya devam ederse. Bu arada Graves ADC mi yapıyor? Yo. Abi iki tane jungle'ları var. What? Malzar burada. Şu an çok çok iyi başladık oyuna. Oyunun erken aşaması için çok iyi bir durum. Şimdi hemen mavime gideceğim. Mavimi almam lazım. Rive'ın 1v1 de öldü. Yetenekleri anlatıyordum. Yarım kalmasın. Thresh sen burada ne yapıyorsun abi? Yeteneklerden bahsedelim birazcık. Q'su dediğim gibi ileriye doğru ışınlanmanızı sağlıyor. İleriye doğru atılmanızı sağlıyor. İleriye doğru atıldığınızda önünüzde bir rakip şampiyon varsa, bir rakip orman yaratığı varsa onu havaya doğru savuruyorsunuz. Bu Yasuo gibi şampiyonlarla güzel bir kombinasyon oluşturmanızı sağlıyor. Bunun dışında W skill'iniz bir pasif. Onu doşlamasaydın iyiydi. Bu arada Heyulan girmenizi tavsiye ederim. Heyulan'la daha aktif olabilirsiniz. Q skin'i tutturduğunuzda rakibe veya işte E skin'inizi falan attığınızda direkt kalkan kazanıyorsunuz. Bu sizi bayağı etkili kılıyor. Bu arada Master Bot'a inmiş. Saldırıcı taşıcıları yok. Bayağı troll bir takım olmuşlar. Bu iyi bir şey. Oyunun geç aşamasında direkt oyunu kazanabileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi W skill'den bahsedelim. W skill'de yine Q sizin pasifiniz gibi bir etki kazandırıyor. Sizin her üçüncü vuruşunuz rakibin zırhını, büyü direncini falan kırmanızı sağlıyor ve can barına göre vurduğu için bu sizi bayağı bir kuvvetli hale getiriyor. Yani tank şampiyonlara karşı kuvvetli hale getiriyor sizi. Var mıymış, buldun mu? Tamamdır. Şunumuzu alalım. Kuşlara ölmezsem sıkıntı yok. Tamam. Şimdi hızlıca base'imi atacağım. E-skin'inize ileriye doğru yumruğunuzu püskürtüyorsunuz. İki kere kullanabiliyorsunuz E-skin'inizi. Her seferinde bir miktar AD ve bir miktar AP olacak şekilde bir hasar veriyorsunuz. Ve bu hasar arkadaki rakiplere doğru da sektiği için iyice bir kuvvetli hale getiriyor size. Hem orman kampını dönerken hem de rakip şampiyonlarla takım savaşı halindeyken.
E-skin'inizi bütün rakip şampiyonlara değecek şekilde attırmaya çalışın. Onun dışında ultinizde şöyle bir alanı var. Bu alanın içinde herhangi bir rakibe kilitleniyorsunuz. O rakibe doğru atılıyorsunuz. Ve ultiniz kesinlikle durdurulamaz. Bunu unutmayın. Atıldığınız rakibi otomatikman havaya kaldırıyorsunuz. Büyük miktarda kitle kontrolü etkisi uyguluyor yani. Bu arada benim redimi de çalmışlar. Dylan Graves çaldı. Şunu bir alalım. Riven'a baskın atmam lazım. Bizim Riven bayağı fitlemiş yani. Solda bayağı sıkıntılı durumlarda. Bu arada ultiniz fiziksel hasar da veriyor. Onu da unutmayın. Yani hasar vermeyen bir yetenek değil. Ve gördüğünüz gibi E-skin kullandım. Rahatça oradaki 3 dalgayı da aldım. Şimdi top lane'e bir geleceğim. Karşı Riven şu an ready de var. Bu arada karşı Riven almış benim redimi. Kestik ağzını, gel. Kesemedik tamam. Q'mu daha düzgün atmam lazımdı. Şimdi orman kampı dönmeden önce şuraya itmesine yardımcı olmam lazım Riven'ın. Tekrar geleceğim buraya. Q'mu daha düzgün atmış olsaydım çok rahat skor çıkartırdık. Ama bayağı leşledim orayı. Geliyorum oğlum. Geldim. Gel. Atla. Çok güzel. Burayı da rakip Riven hatalı oynadı. Şimdi Yasuo 6 level olmuş. Benim de bir 6 level olmam lazım. Ama ondan önce bize de baskın atmayı deneyelim. Keşke Zed 6 level olabilse. Olmuş bu arada. Bıraksam aslında Zed'de kalabilirmiş ya. Neyse problem değil. Bu arada da King Ward'u varmış Yasuo'nun. Bu arada 2 tane flash, 1 tane de ignite kullandık. 3 tane sunsumuzu birden harcadık. Adamın sadece flashını ve o skoru alabilmek için değmedi. İlk kan olsaydı belki Word'de şu an değmedi. Neyse yine de biz iyi durumdayız. Bu arada ilk ejderde rüzgar diyorum. Rüzgar ejderi. Tam adı neyse artık. Dut ejderi. Onu tek başıma alabilirim aslında. Çünkü yeteneklerim can barına göre vurduğu için almamı kolaylaştırır. Yalnız karşıda iki tane ormancı olduğu için onların çalmasını da kolaylaştırır. Ölmüyorsunuz değil mi abi orada? Çok derine girdiler ya. Wow. Çok güzel. İyi, onların canansa ben burada ejderi yaparım. Görüşleri de yok. Bu arada Q skilliniz durdurulabilir bir skill. Ultiniz gibi değil. Durdurabiliyorlar yani Q skillinizi. O yüzden kullanırken birazcık daha dikkatli kullanmanız lazım. Güzel. Mide tekrar geliyorum. Bu Yasuo'nun flash'ı yoktu. Ama benim ultim var şu an. Zed'den biraz önce o aldığım, hani çaldığım skorun katkısını sağlamam lazım o Zed'e. Ya beni biliyorsun kardeşim. Gene bende kaldı skor ya. Riven buraya geldi. Hoş olmadı bu. Zed'in ultisi var mı? Var. Yo, neye kullandı? What? Neyse. Riven ignite yok. Orada çok basit bir 2 skor aldı. Flash'ı da yok. Şimdi şuradan AD veren çarp eşyasını tamamlayacağız. Peşinden 3D'ye gideceğim. 3D kuvveti tamamlayacağım. Hasar potansiyelimi iyice arttırabilmek için Zed şu an bana bayağı ikilinidir. Adamın 2 skorunu aldık. Ama hani problem değil. Zed de kötü durumda değil yani. 2 skoru varmış. Yasuo bitik durumda. Fakat karşı Riven bayağı güçlendi. Bizim Riven kötü. Ben bir ejder çıkardım. Hani rakipte 2 tane ormancı olmasına rağmen
Ben oradan ejderi çıkartabildim. Ayrıca benim ormanıma hiç girmiyorlar. Bu onlar için bir hata. Benim ormanıma girseler benim iki tane hani güçlendirmemi de rahatça alabilirler. Geliyorum oraya tekrar. Yasuo şu an temkinli oynuyordur. Açılmıyor bile adam. Kule altında yatar o adam artık. Ultim geldikten sonra bir bota baskın atmayı deneyebilirim. Hani ultimle birlikte daha rahat skor alırız bottan. Benim istediğim şey midden skor alabilmek. O Yasuo'yu iyice düşürebilmek. Yok ultim, yok abi, yok yok. Ultim olsa geleceğim ben baskına. Adamlar kule altındalar yani. Ha bu skordan bende kaldı. Geliyorum bu sefer, tamam. Hadi ultim geldi. Hadi abi. Riven şu an gözükmüyor. Bota falan geliyor olabilir. The Pink Ward'ları varmış. Riven top'a geri gitmiş. Geliyorum, bu adama dive atabiliriz artık. Çok erken attın, çok erken attın. Red'ini öldüm adamın ya, uff. Ulti atar diye o tarafa doğru flash attım. Kendimi göstermeyeyim dedim. Ulti atmadı veya ultisini daha erken kullandı. Çek abi bunu, bunu kesersiniz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Helal. Lovely. Ezreal'ımız da şu an kastı 6-0-5 oldu. Ben 3'ün 3 parçasını alacağım. Ardından bir armora ihtiyacım var. Karşısı çünkü full AD. Mazlar saymıyorum. Mazlar için bir civa alırız. Problem değil. Redime bir bakayım. Tamam. O niye sessiz söylüyor? El hareketleriyle. O da arkadaşım, konuşabiliyor arkadaşlar. Bizim Riven bitik ya. Ultim yok. Bunlar yine botu dörtlemişler. Ezreal ölme abi. Helal, ölmedi. Şu an kendim burada gösterdim Yasuo'ya. Pink Ward'un var mı? Yok. O adamı kestim abi. Gel buraya gel. Gel abi gel. Ben bunu kullanmasını istemediğim için buna bastım ama Master buradan... Aa sen da ne yapıyorsun? Geliyorum bu adama da. Ultim var. Geldim geldim gel. Ben öldüm ya. Neyse, skor Z'de kaldı. Problem değil. Ayakkabı olarak hala buna kararlıyım. Ben Mazhar ultisini atmıştır dedim de adam atmamış, ultisini saklıyormuş hala. Yalnız biz Riven'ı ne yapacağız onu merak ediyorum. Ezreal'ı falan direkt yakalarsa paramparça eder. Bu arada Infernal gelmiş. O hemen o Infernal'ı almalı. Onu bırakamam hayatta rakibe. Şu an onlar da deli gibi Infernal'ı istiyordur. Riven'ın Ignite olduğu için oraya gelemeyecek. Fakat bizim Riven'da teleportu var. Bu arada çarpımız 600 liraya. Tamam. Çaldırmamış. İki tane ormancıları var ama. Biliyor musun abi? Şu an yaptıkları çok doğru bir şey. Ejderi çektiler.
Şu an direkt Infernal'a odaklı oynayacağım. Çok güzel düşündü de yetmedi. Abi trash. Yasuo şu an var ya çıldırıyor çıldırıyor. Reus orada mıymış? Tamam zorlamıyoruz zorlamıyoruz. Hiç gerek yok zorlamaya. Şu an bizim kuleye ihtiyacımız var. Ben hemen mavimi alayım. Ormanda şu iki adama karşı üstünüm. Riven bu arada bota inmiş. Geliyorum geliyorum ölme ölme. Ölme lütfen Thresh. Öldü ya. Yapacak bir şey yok. Ignite attı adam. Bizim Riven'ın şu an bu kuleyi alması lazım. Adam kuleye hiç vuramamış bile. Zed ölme. Tamam ölmedi. 0-4 adam ya. Patates. Çok güzel. Hadi gel. Neyse Ezreal Blaze atsın. Biz o sırada Thresh ile ikimiz burayı tutarız bir süre. Ultim yok ki ya. Yoksa denerdik bir şeyler de. Bizim Thresh fena değil. Güzel oynuyor baya. Bir dahaki ejder yine Bulut Ejderi. Bize mobilite kazandıracak. İhtiyacımız var. Hadi be. Q'suyla doşladı adam. İyi, Zed'imiz iyi durumda. O kadar skorunu aldık adamın ama en azından değdi. Oo. Üzdü. Ben oraya giremem abi. O pit. Vurum bir tane daha. Çok güzel. Thresh orayı bayağı güzel tankladı. Aman ne yarabbi. Hadi Q. Thresh de öldü. Riven buraya gelip sürekli 2'de 2, 2'de 2 alıp duruyor. Bu bizi bayağı sıkıntı duruma sokuyor. Bizim Riven hiçbir şey yapamıyor şu an. Hala bir üstünlük kurabilmiş durumda değil. Bizim için çok problem olacak ya. Oyunun geç aşaması ciddi anlamda problem olacak bizim için. Şu an gene iyi durumdayım. Daha fazla ölmemem lazım. Çok fazla skor vermemem lazım. Zed onu kesti herhalde. Helal. Master'ı eğer solo'da tekse ben onu bitiririm ya. Ultim de gelmek üzere çünkü. Tem de yok. Güzel. Ultim kullanmama bile gerek kalmadı. Zaten 2 olmuş adam.
Abi niye ölüyorsunuz ya? Ölmeyin. Riven oradan çıkar. Bizim bot lane'de Riven'ı keser. Yani inşallah. Adamın can barı çok az. Kaçtı mı cidden o ya? Kesin abi. Helalsiniz. Şimdi ben o sırada birazcık midi iteceğim. Birazdan ejder gelecek çünkü. Bu arada eskinize kulelere de vurabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de orada ejderi çıkartacağım ben. Bizim bot lane şu an fazla zorluyor. Dediğim gibi. Şu an hatta ölmüş bile olabilirler. Zed buraya gelirse keseriz. Helalsiniz. Ignite edin. Problem değil. Bizimkiler burada bu kuleyi çıkartırlarsa çok güzel olur. Üçlümü tamamladım. Peşinden birazcık tanklaşmam lazım. Ama ben yine de agresif bir build yapacağım. Koruyucu meleğimizi alalım. İçeri atladığımızda hemen devrilmememiz lazım. Devrildiğimizde de tekrar toparlanıp o hasarı devamlı olarak sağlamamız gerekiyor. Şu an karşıda Yasuo'nun ve Master Yi'nin bitikliği bizim için bir avantaj. Graves de çok çok iyi durumda değil. Bu arada helal. Skor da aldı bizimkiler. Hatta ben şuradan şu parçasını da alayım. Hemen ejder'e gideceğim. Kaçıramam, ejder'i bekleyemez. Maviyi bıraktınız mı? Güzel bırakmışlar. Botlane'e gidiyoruz, anlaşıldı. Thresh fena oynuyor ya, çılgın. Helal lan size. Ezreal güzel kayıtladı, Thresh çok güzel oynadı. Takımca muhteşem oynadık ya. Sur verdiler. Güzel oyundu. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.